Arkadaşlar merhaba. 9. sınıfların 7. dersindeyiz. En son 6. derste kümelerle ilgili problemler çözmüştük. Kümeler konusunda devam ediyoruz. Yeni bir kavramımız var, yeni bir tanımımız var. Tanımımız sıralı ikili. Sıralı ikili iki tane küme, A ve B kümesi olsun. Bir elemanı A'dan, bir elemanı B'den, yani A kümesinden alınan A elemanı ve B kümesinden alınan bir B elemanı alınarak oluşturulan AB şeklindeki yeni elemana sıralı ikili denir. Bu gösterimde birinci bileşen A, ikinci bileşen B'dir. Sıralı ikili elemanların yazılış sırası önemlidir. Yani AB ikilisi her zaman BA ikilisine eşit olmak zorunda değildir. Sıralı ikililerle ilgili bilmemiz gereken en önemli bilgi, iki sıralı ikilinin eşitliği. Yani eğer AB sıralı ikilisi CD sıralı ikilisine eşit ise, iki sıralı ikili birbirine eşitse, birinci bileşenler kendi arasında, yani A ve C kendi arasında birbirine eşit ve ikinci bileşenler kendi arasında B ve D kendi arasında birbirine eşit olmalı. Yani iki sıralı ikili eşitse birinci bileşenler kendi arasında, ikinci bileşenler kendi arasında eşit olmalı. Sadece bu bilgiden bile gelen soru tipleri var. Hemen bir iki örneğe bakalım. Örneğin x eksi 1'e 2y artı 1 sıralı ikilisi, 3'e 5 sıralı ikilisine eşitse x çarpı y nedir demiş. İlk yazılan sıralı ikilide birinci bileşen x eksi 1. İkincisinde birinci bileşen 3. Bunlar birbirine eşitse birinci bileşenler birbirine eşit. Yani x eksi 1 3'e eşit. Eksi 1'i karşı tarafa artı olarak gönderdiniz. X o zaman ne olacaktır? 4 olacaktır. İkinci bileşenleri de şöyle gösterelim. 2y artı 1 ve 5. İkinci bileşenler kendi arasında birbirine eşit. 2y artı 1, 5'e eşitse, artı 1'i karşıya gönderdiniz. 2y eşittir 4. Her iki tarafı 2'ye böldünüz. Y'yi yalnız bırakmak için ikiler birbirini götürdü. Y eşittir 4 bölü 2'den 2. X'i ve y'yi bulduktan sonra sizden istenilen her soruya cevap verebilirsiniz. X çarpı y'yi istiyor. Yani 4 çarpı 2. 4 çarpı 2'den aradığınız cevap kaç çıkacaktır? 8. Yani cevabınız A şıkkı olacaktır. İkinci örneğe bakalım. İkinci örnekte birinci bileşen 3, birinci bileşen 2n artı 5. Yani ne olmalı? 2n artı 5, 3'e eşit olmalı. Artı 5 diğer tarafa eksi 5 olarak geçti. 2n eşittir 3 eksi 5'ten eksi 2. N'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 2'ye böldünüz. İkiler birbirini götürdü. N eşittir kaç çıkar? Eksi 1. İkinci bileşenler m artı 2'ye eksi 1. Yani m artı 2 eksi 1'e eşit olmalı. Artı 2'yi karşıya eksi 2 olarak gönderdiniz. Eksi 1 eksi 2 eksi 3 olacaktır. M ile N'nin toplamını soruyor. M artı N eşittir eksi 3 artı eksi 1. Eksi 3 ile eksi 1'in toplamı eksi 4. Yani E şıkkı olacaktır. Başka bir örnek. X artı 2 5'e, Y eksi 1 de 4, eksi 4'e eşit olmalı. Birinci bileşenler, yani X artı 2 5'e eşit. Artı 2 karşı tarafa eksi 2 olarak geçerse X eşittir 3. Diğer taraftan Y eksi 1 eksi 4'e eşit. Yani Y eşittir eksi 1 karşı tarafı artı 1 olarak geçerse eksi 4 artı 1'den eksi 3'e eşit. X çarpı y'yi soruyor. X çarpı y 3 çarpı eksi 3. 3 ile eksi 3'ün çarpımı ne olacaktır? Eksi 9 olacaktır. Başka bir örnek. Yine iki tane sıralı ikili birbirine eşit verilmiş. Birinci bileşen x çarpı y. X çarpı y 6'ya. İkinci bileşen 2. Diğer taraftaki ikinci bileşen x'e. Yani x 2'ye eşitmiş. X 2'ye eşitse, x gördüğünüz yere 2 yazarsanız, o zaman 2y 6'ya eşit demektir. Y'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı 2'ye bölersiniz. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz y yalnız kalır. 6'yı 2'ye böldüğünüz zaman 3, y de 3. X de y'nin toplamını soruyor. X artı y, yani 2 artı 3'ten cevabınız kaç çıkacaktır? 5 çıkacaktır. Başka bir örnek. M eksi 2. Birinci bileşen, hemen yazalım. M eksi 2. Sağ taraftaki birinci bileşen 3'e eşit olmalı. Eksi 2'yi karşıya artı 2 olarak gönderdiniz.
m eşittir 5 olmalı. İkinci bileşen n eksi m çarpı n eksi 1 eşittir 7 olmalı. M'yi az önce bulmuştunuz. M gördüğünüz yere 5 yazın. N eksi 5 n eksi 1 eşittir 7. N eksi 5 n eksi 4 n. Eksi 4 n. Eksi 1 karşı tarafa artı 1 olarak geçirdiniz. 7 1 daha 8 eksi 4 n 8'e eşit. N'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı eksi 4'e böldünüz. Eksi 4'ler birbirini götürdüler. 8 bölü eksi 4. 8 bölü 4. 2 artının eksiye bölümü eksi olduğundan eksi 2. M 5, N eksi 2. İkisinin toplamını soruyor. Yani M artı N'yi soruyor. 5 ile eksi 2'nin toplamı kaç çıkacaktır? 3 çıkacaktır. Başka bir örnek. Birinci bileşen, sol taraftaki birinci bileşen A artı B eksi 2. A artı B eksi 2. 13'e eşitmiş. İkinci bileşen 2 üzeri A artı 2 16'ya eşitmiş. 16 2'nin kaçıncı kuvvetiydi? Kümelerde iyice öğrenmiştik. 16 2'nin dördüncü kuvveti. Demek ki şu yukarısı 4 olmalı. Yukarısı 4 olmalı demek A artı 2 4'e eşit olmalı. Yani artı 2'yi karşı tarafa geçirirseniz A kaç çıkmalı? 2. Bulduğunuz şu A2 değerini diğer denklemde yerine yazın. Yani 2 artı B eksi 2 eşittir 13. Artı 2 eksi 2 birbirini götürürse B eşittir. Kaç çıkacaktır? 13. A'yı biliyorsunuz, B'yi biliyorsunuz. Ne istiyor sizden? X çarpı Y demiş. X çarpı Y değildir. Bu A çarpı B'dir. A çarpı B'yi istiyor. A çarpı B 2 çarpı 13'ten aradığınız cevap 26 olacaktır. Soru yanlış yazılmış. Bu çözümlü bir soruydu. Hemen çözümüne bakalım isterseniz. A çarpı B'yi istediğini kendi çözümünde görebilirsiniz. Sıralı ikili kavramını neden anlattık? Kümelerle alakası neydi? Şu anki başlığımız için. Yani iki kümenin kartezyen çarpımı ne demektir? Onu anlatmak için. İki kümenin kartezyen çarpımının tanımını verelim. Boştan farklı iki tane küme verilsin diyor A ve B. Birinci bileşeni A kümesinden, ikinci bileşeni B kümesinden alınarak oluşturulan bütün sıralı ikililerin oluşturduğu kümeye A ile B'nin kartezyen çarpımı denir. A kümesi ile B kümesinin kartezyen çarpımı denir. Şunun altını çizeyim. A kartezyen B şeklinde okunur. A çarpı B ile gösterilir. Şu şekilde gösterilir. Matematik dilindeki anlatımı şu. A kartezyen B kümesi sıralı ikililerden oluşacak. Birinci bileşen A'dan gelecek. İkinci bileşen B'den gelecek. Tam tersi olursa B kartezyen A sıralı ikililerden oluşacak. Birinci bileşen B'den. İkinci bileşen A'dan gelecek. Hemen şimdi bunu örnekle göstermeye çalışalım. Örneğin iki tane küme. A kümesi elemanları 1, 2, 3 olsun. B kümesi elemanları A ve B olsun. Hemen kartezyen çarpıma geçmeden şu bilgileri bir yazalım. Birazdan lazım olacak çünkü. A'nın eleman sayısı 3. B'nin eleman sayısı 2. 3 elemanlı bir küme var. Bir de 2 elemanlı bir küme var. Bana A kartezyen B kümesini yazınız desem. A kartezyen B kümesini yazınız. Bana sıralı ikililer yazacaksınız. Birinci bileşenler A'dan gelecek. İkinci bileşenler B'den gelecek. Örneğin 1A. Birinci bileşen A'dan geldi. İkinci bileşen B'den geldi. Sonra 1B. 2A, 2B, 3A, 3B ve kartezyen çarpımı tamamladınız. Tekrar ediyorum. Birinci bileşenler A'dan 1, 1, 2, 2, 3, 3. Gelecek ikinci bileşenler de B kümesinden. A, B, A, B, A, B. Peki A kartezyen B kümesi kaç elemanlı bir küme oldu? A kartezyen B kümesi 6 tane sıralı ikilinin olduğu bir küme. Yani 6 elemanlı bir küme oldu. Burada bilmemiz gereken bir bilgi hemen yazalım. A kartezyen B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısının çarpımıyla bulunur. Yani siz 3 elemanlı bir küme ile
2 elemanlı bir kümenin 3 çarpı 2'den 6 elemanlı kartezyen çarpımını bulabilirsiniz. Peki B kartezyen A'ya bakalım. B kartezyen A. B kartezyen A. Bu sefer birinci bileşenler B kümesinden gelecek. İkinci bileşenler A kümesinden gelecek. Nasıl yazarsınız? A1, A2, A3, B1, B2 ve B3. Bu sefer birinci bileşenler B kümesinden geldi. İkinci bileşenler A kümesinden geldi. Peki B kartezyen A'nın eleman sayısı kaç? B kartezyen A'nın eleman sayısı yine 6 çıktı. Neden 6 çıktı? B kartezyen A'nın eleman sayısı az önce öğrendiğimiz kural burada da geçerli. B'nin eleman sayısı çarpı A'nın eleman sayısı. Yani 3 ile 2'yi de çarpsanız 6 çıkar. 2 ile 3'ü de çarpsanız 6 çıkar. Çarpmanın değişme özelliği vardır. Ancak bu iki kümeye baktığınız zaman bir fark göreceksiniz. A kartezyen B kümesi ile B kartezyen A kümesi birbirinden farklı kümelerdir. Yani A kartezyen B kümesi ile B kartezyen A kümesi aynı kümeler değillerdir. Birbirinden farklı kümelerdir. Bu ne anlatır? Kartezyen çarpım işleminde kümelerin yeri önemlidir. Kümelerin yerini kafanıza göre değiştiremezsiniz. A kartezyen B farklı bir kümeyi gösterir. B kartezyen A farklı bir kümeyi gösterir. İkisi birbirinden farklı kümelerdir. Hemen bir örneğe bakalım. Bir A kümesi verilmiş. A kümesi doğal sayılarda tanımlı. N harfinden onu anlıyoruz. 1 ile 3 arasındaki doğal sayılar 1 olabilir, eşitlik var ama 3 olamaz. O zaman ya 1 olacaktır ya 2. A kümesi 2 elemanlı bir küme. B kümesi tam sayılarda tanımlı. Z'de tanımlı. Eksi 2 ile 2 arasındaki tam sayılar. Eksi 2 olamaz, 2 olamaz. Eksi 2 ile 2 arasındaki tam sayılar hangileridir? Eksi 1 olabilir, 0 olabilir, 1 olabilir. Peki bizden ne istiyor? B kartezyen A'yı istiyor. Hiç şıklara bakmadan biz uzun uzun B kartezyen A'yı yazalım. B kartezyen A demek birinci bileşen B'den gelecek, ikinci bileşen A'dan gelecek. O zaman eksi 1'e 1, eksi 1'e 2, sonra 0'a 1 ve 0'a 2, sonra 1'e 1 ve 1'e 2. Şimdi sorumuzu okuyalım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi B kartezyen A'nın elemanı değildir? Eksi 1'e 1 B kartezyen A'nın elemanı. 0'a 1 görüyorsunuz 0'a 1'i. B kartezyen A'nın elemanı. 1'e 1 şurada var. B kartezyen A'nın elemanı. 1'e 2 en sonda. B kartezyen A'nın elemanı. Ama 2'ye 1 B kartezyen A'nın elemanı değil. 2'ye 1 B kartezyen A'nın elemanı olmadığından cevabımız hangisi olacaktır? E şıkkı olacaktır. Başka bir soru. Bu sefer A kartezyen B kümesini vermiş. A birleşim B nedir diye sormuş. A kartezyen B kümesine bakarak A kümesini söyleyebilirsiniz. Çünkü A kartezyen B'de birinci bileşenler A'dan gelir. Birinci bileşenlerde ne var? 1 var ve 2 var. O zaman A kümesinde 1 ve 2 var. Peki B kümesini söyleyebilirsiniz. B kümesi ikinci bileşenler. İkinci bileşenlerde A var, B var, bir de 1 var. O zaman A, B ve 1. Peki sizden ne isteniyor? A birleşim B'nin eleman sayısı. A kümesiyle B kümesini birleştirin. A kümesiyle B kümesini birleştirirken dikkat edin. Her ikisinde de bir elemanı var. Bir elemanı varsa bir defa yazılacak. İçerideki tüm elemanları yazacaksın ama ortak olan elemanları bir defa yazacaksın. Yani 1, 2, A ve B. O zaman A birleşim B kümesinde kaç tane eleman var? A birleşim B kümesinin eleman sayısında, eleman sayısı isteniyor. 4 tane eleman vardır. Başka bir soru. A kartezyen B ve C kartezyen D kümeleri verilmiş. Soruya hiç bakmadan ilk önce şunu bir yazalım seninle beraber. Bana A kümesini yazabilir misin? A kartezyen B'nin birinci bileşenleri. A kartezyen B'nin birinci bileşenleri eksi 1, 0 ve 1. Eksi 1, 0 ve 1. Görüyorsunuzdur. Eksi 1, birinci bileşen. Eksi 1, 0 ve 1. Peki, bana B kümesini yazınız desem. B kümesi
A kartezyen B'nin ikinci bileşenleri 0 var ve 1 var. 0 ve 1. Başka yok. O zaman iki elemanlı bir küme. 0 ve 1. Bana C kümesini yazın desem. C kümesi C kartezyen D'deki birinci bileşenler A var ve B var. O zaman A ve B. C kümesi de iki elemanlı bir küme. Son olarak D kümesini yazınız desem. D kümesi C kartezyen D'deki ikinci bileşenler 1 ve 2. 1 ve 2. Şimdi sorumuzu okuyalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A kartezyen B birleşim D kümesinin elemanlarından biri değildir? Bana önce B birleşim D'yi bulun. B birleşim D. B birleşim D demek şuradaki B kümesiyle D kümesinin elemanlarını aynı küme içine topla. Ancak ortak olan elemanları varsa ki var bir defa yaz. O zaman 0 olabilir. 1 ve 2. 3 elemanlı bir küme. Peki ne arıyorum ben şimdi? A kartezyen B birleşim D. A kartezyen B birleşim D. Bana öyle sıralı ikililer yazacaksın ki birinci bileşen şu mavi ile işaretlediğim kümeden gelecek. İkinci bileşen şu yeşil ile işaretlediğim kümeden gelecek. Yukarıdaki küme 3 elemanlı bir küme. Aşağıdaki küme 3 elemanlı bir küme. 3 çarpı 3. Bana 9 tane eleman yazman lazım şimdi. Başlayalım yazmaya. Şunun rengini bir daha değiştirelim. Kırmızı olsun. Birinci bileşen A'dan gelecek. İkinci bileşen B bileşim D'den gelecek. Yani eksi 1'e 0 yazıldı. Eksi 1'e 1 yazıldı. Eksi 1'e 2 yazıldı. Eksi 1'i hallettik. Şimdi 0'a geldik. 0'a 0 yazıldı. 0'a 1 yazıldı. 0'a 2. 0'ı da hallettik. 6 etti. Şimdi 1'e geldik. 1'e 0. 1'e 1. Ve 1'e 2. 9 tane elemanı yazdınız. Şimdi diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu kümenin elemanlarından biri değildir? Eksi 1'e 1. Eksi 1'e 1 şurada var. O zaman bu aradığım cevap olamaz. 0'a 0 şurada var. Bu da aradığım cevap olamaz. 0'a 2. 0'a 2'yi görüyorsunuz. Aradığım cevap olamaz. 1'e 1. 1'e 1. D şıkkı var. E şıkkı 2'ye 1. A kartezyen B birleşim D'de 2'ye 1 diye bir eleman yok. O zaman cevabınız hangisi olacaktır? E şıkkı olacaktır. 3 küme verilmiş. A kümesi, B kümesi ve C kümesi. C kartezyen A kesişim B'yi bulunuz demiş. Kümesinin eşiti nedir? Önce bir A kesişim B'yi bulacağız. A kesişim B demek A ve B'nin ortak olan elemanları. A ve B'nin ortak olan bir tane elemanı var. O da 4. Peki şimdi C kartezyen A kesişim B. Yani birinci bileşenler C kümesinden gelecek. İkinci küme bileşenler A kesişim B kümesinden gelecek. Yani A4 ve B4. Demek ki C kartezyen A kesişim B'de iki tane eleman varmış. Biri A4, diğeri B4. A kümesi eksi 3 ile 3 arasındaki tam sayılar. Hemen A kümesini yazalım. Eksi 3 olamaz. 3 olamaz. Aradaki tam sayılar. Eksi 2 olabilir. Eksi 1 olabilir. 0 olabilir. 1 olabilir. Ve 2 olabilir. Demek ki A kümesi kaç elemanlı bir küme? A kümesi 5 elemanlı bir küme. B kümesi. Eksi 4 ile 5 arasındaki doğal sayılar. Doğal sayılar 0'dan başlıyordu. 5 olabiliyormuş. O zaman 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. Buradaki eksi 4 aklınızı karıştırmasın. Doğal sayı en küçük doğal sayı 0'dır zaten. B kümesinin eleman sayısı kaç? B kümesinin eleman sayısı 6. Senden ne istiyor? A kartezyen B'nin eleman sayısını istiyor. A kartezyen B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısıdır. Hiç kümeyi bulmanıza gerek yok. 5 kere 6, 5 kere 6. Aradığınız cevap 30. Yani A kartezyen B'de 30 tane sıralı ikili olacaktır. A kartezyen A'nın eleman sayısı 16, B kartezyen B'nin eleman sayısı 9. Hemen şöyle yazabilirsiniz. A kartezyen A'nın eleman sayısı demek bir kümenin kendisiyle kartezyen çarpımı demektir. A'nın eleman sayısıyla
A'nın eleman sayısının çarpımı 16'ymış. Hangi sayının karesi? Bu A'nın eleman sayısının karesi demektir. Hangi sayının karesi 16'dır? 4'ün. O zaman 4 kere 4 16 olduğundan A'nın eleman sayısı kaç çıkacaktır? 4. Aynı mantıkla B kartezyen B'ye bakalım. B kartezyen B'nin eleman sayısı B'nin eleman sayısı çarpı B'nin eleman sayısı. Yani 9 verilmiş. B'nin eleman sayısının karesi 9. Hangi sayının karesi 9? 3. 3 çarpı 3 9 olduğundan. A'nın eleman sayısı 4. B'nin eleman sayısı 3. Ne istiyoruz biz? A kartezyen B'nin eleman sayısını istiyoruz. A kartezyen B'nin eleman sayısı demek A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını çarp demektir. Yani 4 ile 3'ü çarparsanız cevabınız kaç çıkacaktır? 12 çıkacaktır. Benzer bir soru. A kümesi verilmiş. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç elemanlı bir küme? 2, 4, 6, 7 elemanlı bir küme. O zaman A kümesinin eleman sayısı 7. B kümesi 1 ile 7 arasındaki doğal sayılar. 1 ile 7 arasındaki doğal sayıları hemen yazalım. Kümenin eleman sayısına bakalım. 1 olamaz, 7 olamaz. O zaman 2'den başlayacak, 6'da bitecek. 2, 3, 4, 5 ve 6. O zaman B kümesi kaç elemanlı bir küme? B kümesi 2, 3, 4, 5, 6'dan 5 elemanlı bir küme. 7 elemanlı bir küme ile 5 elemanlı bir kümenin kartezyen çarpımı 7 kere 5'ten kaç çıkacaktır? 35 çıkacaktır. Başka bir soru. A kartezyen B verilmiş. Sen benden ne isteniyor? A fark B kümesinin. A fark B kümesi ile B fark A kümesinin kartezyen çarpımının eleman sayısı isteniyor. Şurada bir parantez hatası var zannedersem ben düzelteyim. Hemen A kümesini bana yazabilirsiniz. A kümesinde neler var? Birinci bileşenler 1 ve 2. B kümesinde neler var? İkinci bileşenler 2, 3 ve 4. Peki bana A fark B kümesini yazabilir misiniz? A fark B. A fark B demek A'da olup B'de olmayan. A'da olup B'de olmayan bir tane eleman vardır. O da 1'dir. Peki bana B fark A kümesini yazabilir misiniz? B'de olup A'da olmayan iki tane eleman var. 3 ve 4. Peki bana A fark B kartezyen B fark A kümesini yazabilir misiniz? Kümeyi yazalım. Ki eleman sayısını bulmak daha kolay ama biz kümeyi yazalım. Ne yazarsınız? Birinci bileşenler A fark B'den gelecek. İkinci bileşenler B fark A'dan gelecek. O zaman 1, 3 ve 1, 4. Başka yok. O zaman bu kümenin eleman sayısı yani benim aradığım bu kümenin eleman sayısı kaç çıkacaktır? 2 çıkacaktır. 2 elemanlı bir küme olacaktır. Problem şeklindekiler. Bu kolay. A'nın eleman sayısı 5, B'nin eleman sayısı 3. A kartezyen B'nin eleman sayısı 5 çarpı 3'ten kaç çıkacaktır? 15 çıkacaktır. Bu biraz değişik. A kümesi 4 elemanlı bir küme. B kümesi bir rakam. Rakam ne demekti? Hemen bir onu hatırlayalım. Matematikte rakam kullandığımız işaretler. Yani B kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bizim rakamlarımız bunlar. B kümesinin eleman sayısı 10. Yani bizim 10 tane rakamımız var. A kümesinin eleman sayısı, A kümesi kaç elemanlı bir küme? 4 elemanlı bir küme. O zaman şunu söyleyebilirsiniz. A kartezyen B 4 çarpı 10'dan kaç elemanlı bir küme? 40 elemanlı bir küme. Bu 40 elemanlı kümenin hepsini yazma şansımız zaten yok ama birkaç tanesini yazabiliriz istiyorsanız. Şöyle yazabiliriz. Bir dakika düzeltip yazalım. A kartezyen B kümesi, A kartezyen B kümesi nasıl olacaktır? Birinci bileşenler A'dan alınacak. Yani A 0, A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6 diye devam edecek. Nokta nokta koyalım. A 7'yi yazalım çünkü A 7 ile ilgili sorulmuş. A 7 nokta nokta. Sonra B 0, B 1 diye devam edecek. En son neyle bitecek? En sonuncusunu yazayım bir de. En son A'dan 2'yi alacak. B'den 9'u alacak. Kaç elemanlı bir küme olacak? 40 elemanlı bir küme olacak. Diyor ki bu 40 elemanlı
A kartezyen B kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde A'ya 7 elemanı bulunur? Alt kümelerinden kaç tanesinde A'ya 7 elemanı bulunur? Hemen şu kalemin rengini bir değiştirelim. Bulunmasını istediği elemanı cebimize koyuyorduk hatırlarsanız. A'ya 7'yi cebimize koyduk. 40 elemandan bir tanesini aldık, cebimize koyduk. Geriye kaç eleman kaldı? 39. 39 elemanlı bir küme kaç tane alt küme üretir? 2 üzeri 39. O zaman cevabınız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Kartezyen çarpımın grafiği var. Grafik üzerinde göstermek gerekirse A 1 2 3 B 4 A 3 elemanlı bir küme, B 2 elemanlı bir küme ise dik koordinat sistemimiz var. Dik koordinat sistemimiz bir yatay eksen bir dikey eksenden oluşuyor. Yatay eksen birinci bileşeni gösterir her zaman. Şu A her zaman sizin sıralı ikilinizdeki birinci bileşenleri gösterir. Düşey eksen her zaman sizin ikinci bileşenlerinizi gösterir. A kartezyen B'den bahsediyorsanız A yatay eksendir, B düşey eksendir. A'daki elemanlar 1, 2, 3, B'deki elemanlar 4, 5 ve her nokta bir elemanı gösterir. 3 çarpı 2, 6, 6 tane eleman olmak zorundadır. Çünkü A kartezyen B'de 6 eleman vardır. Hangi elemanlardır burada? Bunlar. Mesela şu işaretlediğim eleman 1'e 4 elemandır. Birinci bileşeni 1, ikinci bileşeni 4 olan elemandır. Örneğin şu hangi elemandır? 2'ye 5 elemandır. Veya şu hangi elemandır? Şu 3'e 4 elemandır. Bu şekilde kaç tane elemanınız olacak? 6 tane. 6 tane elemanı gösterdiğiniz grafiğe kartezyen çarpımın grafiği denir. Ya tekrar söylüyorum. Yatay eksen birinci bileşeni, düşey eksen ikinci bileşeni gösterir. Hemen çözümlü örnekmiş. Şuna bakalım. İki tane küme verilmiş. A kümesinin elemanları 3, 4. B kümesinin elemanları 1, 2. B kartezyen A'nın, lütfen şuraya dikkat. B kartezyen A'nın, yani birinci bileşeniniz B olacak, ikinci bileşeniniz A olacak, yatay eksende B olacak, düşey eksende A olacak. A'nın elemanları 1, 2. A şıkkına bakıyorum, 2 ile 4 var. Demek ki bu cevabımız değil. 1 ile 3 var. Bu da cevabımız değil. 3 ile 4 var. 1 ve 2 olması gerekiyordu. Bu da değil. 1, 2 var. Burada da 1, 2, 3 var. 3 olmaması gerekiyor. Cevap bu da değil. Sadece A'ya bakarak B'ye bakmaya bile gerek kalmadı. A kartezyen B'nin grafiği bu olacak. A'da B'de 1, 2 olacak. A'da 3, 4 olacak. 2 çarpı 2 4 tane nokta olacak. Her nokta bir tane sıralı ikiliyi gösterecek. Örneğin şu nokta hangi sıralı ikiliyi gösterecek? 1, 3 sıralı ikilisini. Şu nokta 2, 3 sıralı ikilisini. Yukarıdaki nokta 2, 4 sıralı ikilisini. Bir tane kaldı, onu da yazalım. Bu nokta 1, 4 sıralı ikilisini gösterecek. Bu sıralı ikilerin tümünü bir küme içine toplarsanız neyi bulmuş olacaksınız? B kartezyen A'nın kümesini bulmuş olacaksınız. Grafik verilmiş. A fark B kümesini bulunuz demiş. A fark B. Bu grafik neyin grafiği? A kartezyen B'nin grafiği. A kartezyen B'nin grafiği ise yatay eksen A kümesinin elemanlarını verecek. O zaman A kümesini bana yazabilirsiniz. A kümesinde neler var? 1, 2, 3 ve 4. A kümesi 1, 2, 3 ve 4. Peki B kümesi düşey eksen. B kümesinde neler var? 2, 3 ve 5. 2, 3 ve 5. Peki sizden ne isteniyor? A fark B kümesi. A fark B'yi böyle de gösterebiliyorduk biliyorsunuz. Şöyle de gösterebiliyorduk. A fark B ne demek? A'da olan B'de olmayan elemanlar. A'da olan B'de olmayan elemanlar hangileri? Sadece bir tane. Bir var, pardon, bir de 4 varmış. 1 ve 4. A fark B 1 ve 4 olacaktır. Yine bir grafik. Bu sefer K ve L kümeleri verilmiş. Yatay K, düşey L. Çünkü K kartezyen L verilmiş. K kesişim L'ye yazınız diyor. Biz ilk önce bir K kümesini yazalım. K kümesini yazarken eksi 1 var. Şuradaki sıfırdaki noktalar da var. Buraya yazmamış. Hemen ben yazıyorum. Hangi noktalar var? 4 tane nokta. Eksi 1, 0, 1 ve 2. K kümesi 4 elemanlı bir küme. L kümesini yazalım. L kümesinde neler var? 1, 2 ve 3. 1, 2 ve 3. K
K kümesi 4 elemanlı, L kümesi 3 elemanlı. 4 kere 3 12. Şekilde 12 tane nokta olması lazım. Sayarsanız 12 tane nokta var. K kesişim L kümesi isteniyor. K kesişim L yani ortak olan elemanları her ikisinde de 1 var. Her ikisinde de 2 var. O zaman K kesişim L kümesi 1 ve 2 oluyor. Başka bir örnek. Grafik verilmiş. B kartezyen A'nın grafiği bu. Buna göre sana verdiğim ifadelerden hangileri doğrudur diye sormuş. Hemen bakalım. A'da eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. A burada düşey. Unutma. A eksi 2 doğru. Eksi 1, 0, 1 ve 2. Birinci bilgi doğru. İkinci bilgi B eksi 1, 1, 2, 3. B eksi 1 evet doğru. 1, 2, 3. Hocam sıfırı niye almadık? Çünkü sıfırdaki noktalar işaretlenmemiş. Şu benim mavi ile çizdiğim noktalar işaretlenmemiş. İşaretlenmemişse sıfırı almayacaksınız. O zaman 1 doğru demiştik. 2 doğru. A kesişim B. Madem 1 ve 2 doğru, kesişimi yazabilirsiniz bana. A kesişim B ikisinin ortak olan elemanları. Her ikisinde de eksi 1 var. Her ikisinde de 1 var. Ve her ikisinde de 2 var. A kesişim B eksi 1, 1, 2 olması lazım. Buraya fazladan bir eleman yazmış. Yanlış yazmış. O zaman 1 ve 2 doğru, 3 yanlış. 1 ve 2 doğru hangi şıkta var? D şıkkında var. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde A kartezyen B kümesinin elemanları gösterilmiştir. Buna göre A kartezyen A birleşim B nedir diye sormuş. A kartezyen A birleşim B. Şu rengimizi hemen bir değiştirelim. A kartezyen A birleşim B. Önce A ve B kümelerini bir yazalım. A kümesi. Yatayda arayacağız. Gördüğünüz üzere. 2 kullanılmış. 4, 7, 8, 9. O zaman 2, 4, 7, 8 ve 9. B kümesini yazalım. B kümesi düşey olan küme. 2 kullanılmış. 4, 6 ve 7. 2, 4, 6 ve 7. B'de 4 elemanlı bir küme. Bana A birleşim B kümesini yazınız desem. A birleşim B kümesi iki kümeyi birleştir. Tek bir küme olarak yaz ama ortak olanları bir defa yaz. 2 ortak bir defa yazdım. 4'ü yazdım. Ortak bir defa yazdım. 6'yı yazdım. 7 ortak olduğundan bir defa. 8'i ve 9'u yazdım. Peki bana A birleşim B'nin eleman sayısını söyleyin. A birleşim B'nin eleman sayısı 2, 4, 6. A'nın eleman sayısı, onu da yazalım. A'nın eleman sayısı 5. B'nin eleman sayısı 4. Peki ne istiyor bu adam benden? A kartezyen A birleşim B. Yani A kaç elemanlı bir kümeydi? 5 elemanlı bir kümeydi. A birleşim B kaç elemanlı bir küme? 6 elemanlı bir küme. 5 elemanlı bir kümeyle 6 elemanlı bir kümenin kartezyen çarpımı 5 kere 6'dan kaç elemanlı bir küme olacak? 30 elemanlı bir küme olacaktır. A kümesi 1, 2, 3, 4. B kümesi eksi 3 ile 1 arasındaki tam sayılar. Eksi 3 olamaz, 1 olabilir. Hemen B kümesini bir yazalım o zaman. B kümesinde eksi 3 olamaz. Eksi 2 olabilir. Eksi 1 olabilir. 0 olabilir. 1 olabilir. B kaç elemanlı bir küme? 4 elemanlı bir küme. A da 4 elemanlı bir küme. A kartezyen B'yi yazacağız. A kartezyen B'de 1, 2 grafiğine bakacağız. Pardon. 1, 2, 3, 4 kullanılmış. Doğrudur. B'de eksi 2, eksi 1, 0 kullanılması lazım. Hayır. Eksi 3 kullanılmış. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 kullanılmalıydı. Fazladan eksi 3 kullanılmış. Bu cevabınız değil. Eksi 2, eksi 1, 0, 1. 1, 2, 3, 4. Cevabınız sizin de gördüğünüz gibi hangisi? B kümesi. C kümesi neden değil? A yanlış yazılmış. A kümesi eksi 2, eksi 1, 0, 1. Bu B şıkkı A ile B'nin yerini karıştıranları yakalamak için. A yatay mı olacaktı, düşey mi olacaktı karıştıranlar için B şıkkı yanlış cevap. D şıkkında yanlış cevap görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, eksi 2, 0, eksi 2, eksi 1, 0, 1 vermiş ama şu çizgiler olmayacak. Ne olacak? Sadece noktalar olacak. Grafik yanlış. B, E şıkkı yine C şıkkı gibi yatay ve düşey sütunları karıştıranlar. Hani hangisi birinci bileşen yatay mı olacaktı, düşey mi olacaktı karıştıranlar için hazırlanmış yanlış cevap. Cevabınız burada hangisi olacaktır? B şıkkı olacaktır. A kümesi
LMT 3 elemanlı. B kümesi isterseniz şuraya yazarak devam edelim. A kümesi kaç elemanlı bir küme? 3 elemanlı bir küme. B kümesi EPO ile 4 elemanlı bir küme. B kümesi 4 elemanlı bir küme. Peki daha hiç soruya bakmadan şunu bana söyleyebilir misiniz? A kartezyen B kaç elemanlıdır? 3 kere 4'ten A kartezyen B 12 elemanlıdır. Tamam. Alt kümelerinin kaç tanesinde MP bulunur? Şimdi A kartezyen B 12 eleman. 12 elemanın hepsini yazmayacağım ama birkaç tanesini yazacağım. Bir tane daha yapmıştık böyle. LE LP şuraya virgül koyalım. LO diye nokta nokta gitti. Ondan sonra ME MP nokta nokta en sonuncusunu da yazalım. En sonuncusu hangisi olur? TL. T ve L. Peki bu A kartezyen B. Şu A kümesi değil, düzeltelim. Bu A kartezyen B kümesi. A kartezyen B kaç elemanlı bir kümeydi? 12 elemanlı bir kümeydi. Diyor ki bu 12 elemanlı kümenin alt kümelerinden kaç tanesinde MP bulunur? Bulunmasını istediği alt kümeyi alıyorduk hatırlarsan. Biz bu 12 elemandan bir tanesini aldığımız zaman A kartezyen B'de kaç eleman kaldı? 11. Peki 11 eleman kaç tane alt küme oluşturur? 2 üzeri 11. 2 üzeri 11 hangisi? E şık. A kartezyen B kümesi ve B kartezyen C kümesi verilmiş. A kartezyen C'yi bulacağız. Önce bana bir A kümesini yazdırman lazım. A kümesi A kartezyen B'deki birinci bileşenler. Birinci bileşenler neler? A, B ve C. Demek ki A kümesi 3 elemanlı bir küme. A olacak, B olacak ve C olacak. Peki B kümesini bana yazdırın desem. B kümesini istersen A kartezyen B'nin ikinci bileşeninden, istersen B kartezyen C'nin birinci bileşeninden bulabilirsin. Yani 1, 2, 1, 2, 1, 2 buradan da bulabilirsin. B kartezyen C'nin birinci bileşeni 1 ve 2 buradan da bulabilirsin. İkisi de doğrudur. Hangisini istersen. B kümesi 1, 2. C kümesi B kartezyen C'nin ikinci bileşeni. M, N ve K. Yani istiyorsan şuradan da gösterebiliriz. M, N ve K. M, K, N. M, N ve K. Peki bizden ne istiyor? A kartezyen C. A kartezyen C 9 elemanlı bir küme. Şu rengimizi değiştirip bu sefer kümeyi üşenmeden yazalım. A kartezyen C. A kartezyen C. Birinci bileşenler A'dan gelsin, ikinci bileşenler C'den gelsin. Ne olacaktır o zaman? AM birinci bileşen bir sıralı ikilimiz AN AK 3 tane A'yı hallettik. Sıra geldi B'ye. BM BN BK B'yi de hallettik. Şuradan devam edeyim. C'ye geldik. CM CN ve CK. Bunu da hallettik. Peki ne istiyor bizden? Aşağıdakilerden hangisi A kartezyen C'nin elemanı değildir? AN. AN elemanı mıdır? Evet, AN burada var. O zaman AN elemanıdır. BK. Bu kümede BK var mı? Şunu biraz kenara çekelim. Evet, BK var. BK elemanıdır. CN. Evet, CN var. Elemanıdır. NB. NB diye bir eleman yok. AK. AK diye bir eleman var. O zaman NB diye bir eleman yok. BN var ama NB yok. O yüzden cevabınız D seçeneği olacaktır. Kolay bir soruyla dersi bitirelim. A kümesi verilmiş. Kare, yıldız, üçgen. B kümesi verilmiş. 1, 2, 3, 4. A kartezyen B'nin grafiğinin içerdiği nokta sayısı. Nokta sayısı demek eleman sayısı demektir. A kartezyen B'nin eleman sayısını soruyor. A 3 elemanlı bir küme. Görüyorsunuz 3 elemanlı. Güzel yazayım bir dakika. 3 elemanlı. B 4 elemanlı bir küme. 3 elemanlı bir kümeyle 4 elemanlı bir küme. 3 çarpı 4'ten 12 elemanlı kartezyen çarpımı oluştururlar. Cevabınız 12 çıkar.
Kartezyen çarpımı çok zor bir konu değil ama bundan sonraki bağıntı konusu için önemli bir konu. Kümeler şu an itibariyle bitti kartezyen çarpımla beraber. Bir sonraki derste bağıntı konusuna geçeceğiz. Bağıntı da fonksiyonlar konusunun altyapısını oluşturacağı için önemli. Kısa ama önemli bir konu olacak. Anladığınızı düşünüyorum. Özellikle grafik kısmı biraz yabancı gelebilir başlangıçta ama birkaç tane örneğe bakarsanız bence onu da anlayacaksınızdır. Geçen 6. derste ödev göndereceğimi söylemiştim. Ancak o listelere baktığım zaman hala ilk 3 ödevle ilgili bana gelmeyen ödevler olduğunu gördüm. O yüzden 6 ve 7. dersin ikisinin ortak karışımı yani kümelerin tamamı ile ilgili bir test gönderip onunla ilgili bir ödev vermeyi düşünüyorum. Yaparsanız sizin için çok iyi olur. Performans notlarınızı gruptaki notta da belirttiğim gibi ödevlerinizden vereceğim. Yapamadığınız soruları gönderebilirsiniz. Gruba da atabilirsiniz. Bana da gönderebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.